Kur'an'da bir ifadeler var. Bunlar dört İncil dışında birçok ayrı İncil'e dağılmış vaziyette. Ve bu ayrı ayrı İncil'leri biz yeni yeni son bir yüzyılda bir kısmını bulduk. Peygamberimizin döneminde bunların bir insana ulaşması beklenir mi? Yani mesela böyle çok zor. Şöyle ki geniş bir literatür söz konusu, ancak biz net bir şey biliyoruz. Mesela 4. yüzyılda Hristiyanlığın en önemli kırılma noktasıdır. Yani devletle işte bir kol kola girmesi var İmparator Konstantinos döneminden itibaren. Resmi bir mahiyet kazanması var. Birinci Theodosius'la birlikte devletin 4. yüzyılın son çeyreğinde devletin resmi dini haline dönüşmesi var ve artık herkes özellikle geçmişte matbaa olmadığı için geri kalan İncil'lerin elle çoğaltıldığını düşünmek de mümkün değil. Öyle bir sıkıntı var. Yani böyle matbaa var, daha bir de bir şimdi kütüphanecilik anlayışı şöyle, yok, matbaa şey yok. yani literatür çok geniş. Fakat birçoğu da 4. yüzyılda muhtemelen 4. yüzyıldan sonraki yüzyıllara bunların geçmemiş olsalar gerek. Neden? Mesela biz şunu çok net olarak biliyoruz. Konstantinus'un emri var. Kilisede diyor resmi, yani İznik Nikaya konsilinde 325 yılındaki konsilde tanımlanan formülün dışındaki metinlerin yakılması. Bulsa birçok kimse yakacak yani. Tabii kilise tarihçisi Eusebius mesela apokrif metinler yakılıyor. Tabii kilise tarihçisi Eusebius mesela diyor ki bize diyor geldiler işte devletin sorumluları Diokletianus'un büyük zulmü döneminde 303-305 dönemi İmparator Diokletianus dönemi, diyor ki bizden metinleri istediler, biz diyor gittik diyor şeyin mesela Arius'un metinlerini verdik. Bu neyi gösteriyor? Yani bir Hristiyanlar da kendi içlerinde bir ortodoksluk arayışı içerisindeler. Doğru yol arayışı içerisindeler ve sonraki yüzyıllara da kendilerince ortodoks olan metinleri miras bırakıyorlar. Şimdi gelelim 7. yüzyıla. Yani 7. yüzyıla. Hocam şimdi bir 10 dakikamız var. Bir de Arap yüzden, Yarımadası'na gelirsek yani. Hani böyle. Yani onu 10 dakika içerisinde toparlayalım. Aslında bu yani Mesih beklentisi ve Hazreti İsa'nın tekrarın yeryüzüne gelme meselesini de kısa da olsa açmak istiyordum ama herhalde vaktimiz kalmayacak. Onu belki başka programda ele alırız. Bir 10 dakika içerisinde onu bir toparlayalım. Şimdi 7. yüzyılda tabii hani benim artık bu 7. yüzyıldan sonrası Arabistan çok benim alanıma girmiyor ama hasbelkader tabii tarihçi olduğumuz için Arabistan coğrafyasıyla ilgili olarak bir şeyler okuduk. Kabile taasubunun hakim olduğu, değil mi? Devlet yönetiminin kuzeydeki Bizans ve Sasanilere benzer bir devlet organizasyonunun mevcut olmadığı bir toplum. O dönemdeki bir toplumda, Hristiyan toplumda Matta, Markos, Luka, Yuhanna'nın bile bir nüshadan fazlasının bir kabilede yazılı ellerinde mevcut olduğu şüpheli. Tabii. Vazgeçtim ki yani şimdi böyle apokrif metinler ellerinde olsun. Şimdi şöyle, mesela Arabistan coğrafyasının kuzeyinde bazı Arap şeyler var. Tampon vasal devletler var. Mesela Lakmiler veya Gassaniler. Bunlar bir kısmı Bizans'a tabiler, bir kısmı Sasanilere tabiler ve bunlar Hristiyanlığın miyafizit ya da eskiden buna monofizit denirdi. Yani Bizans merkeziyle pek uyumlu bir itikadi doktrin değildir bu. Hı hı. Ters düşen bir doktrindir. 451 Kalkedon Konsili'nden sonraki anlaşmazlıklar çerçevesinde şekillenmiş bir görüş bu. Habeşistan herhalde o dönemde Hristiyanlar bir Habeşistan'da mı var? Şimdi Arabistan coğrafyasında evet. Hristiyanların ve Yahudilerin olduklarını biz biliyoruz. Medine'de özellikle. Ancak benim tabii kanaatim şu. Bırakın Hazreti Peygamber'i, bir Hristiyan'ın dahi 7. yüzyılın Arabistan'da yaşayan veya nerede yaşarsa yaşasın. Yani bir Hristiyan'ın dahi bütün İncil'lere bugün bizim mevcudiyetini bildiğimiz tam bir metin halinde veya fragman halinde elimizde olan bütün İncil'lere hakim olması yani tarihsel açıdan çok çok zor bir şey. Yani o dönemde Hristiyanlar da daha çok geçmişten gelen kültürel şifahi bilgilerle Hristiyanlıklarını yaşıyorlar. Şimdi tabii yani olmayan, apokrif kabul edilen bir İncil metninde geçen bir rivayeti hani hakikaten şeyin bilmesi çok zor. Mesela rahip... Yani bunların birinin bile apokrif metinlerin olması zorken birçoğunu birden toplayabilen birisi niye olmaz? Çok büyük bir hayal. Yani o dönem en büyük bir eski yazıt tabii uzmanlığı gibi bir şey gerekir bunlara. Mesela o noktada mesela çok hocam özür dileyerek bir şey. Mesela Rahip Bahira efsanesi vardır bilirsiniz. Yani Rahip Bahira'nın Hristiyanların mesela Hazreti Peygamber'le ilgili en çarpıcı iki tane iddiası şuydu. 7. yüzyılda ve hemen sonrasında Bizans tarihçileri genellikle Hazreti Peygamber'i sapkın bir Ariusçu olarak gördüler. Arius 4. yüzyılın Libyalı bir rahibidir. Tabii burada vaktimiz şey olmadığı için giremedik. Hristiyanlık tarihinden çok önemli bir figürdür. Bir kısmı da dediler ki Bahira'dan öğrendiler. Yani bu Hristiyanlık dünyasında Bahira'dan öğrendi Hazreti Peygamber. Hani
eskinin monoteist dinlerine dair öğretileri ve oradan neşretmeye başladı şeklinde bir takım iddialar var. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biz Rahip Bahira ile olarak ilgili öne sürülen iddialardan en önemlilerinden bir tanesi şudur. Bahira'nın Hristiyanlığın Nasturi koluna mensup olduğu söylenir. Nasturiler Doğu Kilisesi mensuplarıdır. Eski İran sahasında neşv-i nema bulmuş, yükselmiş. Ve onların mesela Doğu Kilisesi'nin biz misyonerlik faaliyetlerine baktığımızda mesela Asya içlerinde önemli misyonerlik faaliyetleri yapmışlar. Hiç kimseyi bakın Hristiyanlık lehine kazanmıyorlar. Hristiyanlığın Nasturi kolu lehine kazanmışlar. Yani Rahip Bahira iddia edildiği gibi eğer bir Nasturi idiyse ve Hazreti Peygamber'e öğretmiş idiyse bir şeyleri, Hazreti Peygamber'in orada daha ziyade Nasturilik propagandası yapması beklenirdi. Halbuki bu metinlerse olsa Nasturilerin de okuduğu metinler değil o dönemde. Tabii yani biz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımızda mesela işte hocamın da söylediği gibi İsa ile ilgili veya İsa dönemiyle ilgili bir takım rivayetlerden işte rivayetlerden bir tanesi 1945'te biz haberimiz oluyor. Yani işte Petrus çocukluk İncil'lerinden bir tanesi mesela bulunuyor, bir bakıyoruz bir rivayet orada geçiyor. Geçiyor. Başka bir tanesine bakıyorsunuz çok ilgisiz bir başka bir İncil'de geçiyor. Ha bu bütün bu yani ben hani lafı da çok fazla uzatmayayım süremiz dar. Aslında olduğunu... çok inanılmaz bir şey de birçok kimse bunun şu anda anlattığımız olayın umarım ne kadar muazzam bir olay olduğunu anlayabilirler. Yani anlayabilmek için bu yani bence videoyu şurada anlattıklarımızı bir baştan izlemek izlesinler birkaç defa. Ondan Yakup sonra kaynaklı. Özellikle bence şeydir. Yani ben hani bu konulara ilgisi olanlar için şey yapayım. Mesela Hazreti İsa ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de malum işte Ali İmran suresinde değil mi? Meryem suresinde daha başka surelerde de bir takım şeyler vardır. Bütün yani kanonik apokrif bütün İncil'lerin hepsini masanın üzerine koyduğunuzda benim naçizane sadece bu bir kanaattir tabii. Yakup İncil'ini biraz ayrı bir yere koymak isterim. Çocukluk İncil'lerinde Infancy Gospels olarak tanımlarlar batılı şeyler. Protevangelium of James diye geçer. Yakup İncil'i rivayete göre işte Yakup kim? Yani belki de İsa'nın kardeşi Yakup. Bu İncil İsa'nın doğumundan önce Zekeriya, işte Yahya, Meryem, hakikaten o bağlamı çok enteresan ve çok güzel bir üslupla anlatan bir İncil'dir. Bu Kur'an'la örtüşen bir anlatım. Yani benim düşüncem çok paraleldir. Çok paralel. Yani %100 örtüştüğünü söyleyemem ama Yakup İncil'i çok özellikli bir İncil. Bu ne zaman bulundu demiştiniz hocam? Yakup İncil'in ne zaman bulunduğunu hatırlayamıyorum ama 2. yüzyılda şeyde olduğunu hatırlıyorum. 2. yüzyılda Hristiyanların bildikleri bilinen bir İncil. Şayet İsa'nın kardeşi Yakup şöyle bitiyor zaten. Ben diyor Yakup Romalılarla Yahudiler arasında savaş yaşandığı sırada bunu diyor çöle çekilerek yazdım. Şunu da söyleyeyim. Neydi hocamızın adı? Sarıkçıoğlu. Sarıkçıoğlu hocamızın bir şeyi var. Apokrif İncil'ler diye bir şeyin de Türkçe tercümesi de olsa gerek diye hatırlıyorum bu metni. Tamam.